Bu türkü bizi çocukluk yıllarımıza, gençlik yıllarımıza götürüyor. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. Cumhurbaşkanım sürekli bana diyor ya şunu hala sıralamasını doğru yapamadın. Kafaya, hafızaya bir kere yanlış kaydoldu. Şimdi doğrusunu söyleyelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Nasıl yani? Yok yok dur öyle karıştırma şimdi. İşi düzeltti karıştırma. Bu tek millet. Evet. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir köyüne gittik. Köyün girişinde yaşlı bir teyze çeşmenin başında oturuyor. Oradan yanımdaki insanlar da dedi ki teyze teyze bakan geldi bakan ne istiyorsan iste dedi. Şöyle kafasını kaldırdı bana baktı hoş gelmişsin evladım dedi. Yollarımızı yaptınız Allah razı olsun. Sularımız akıyor Allah razı olsun. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladınız. Ama bir şey eksik kaldı. Nedir teyze dedim. Bizim köyde EYDS'el çek miydi? O ne dedim teyze? Evladım dedi. Bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın. Allah bilir ki sen şimdi Messenger'ı bile bilmezsin. MB Merkez Bankası VD Vergi Dairesi. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara İstanbul arası gidiş geliş 1000 kilometre değil 850 kilometre. Burada bir eksik var. Yol ücreti 80, gerçi sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez bu. Otoyol ücreti 89 değil 70 lira. Otoyol parası falan ödenmediği için olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği kamyondan bahsediyoruz. Şimdi yani hesap uzmanlığı burada da çöktü. Kusura bakma. Adriyanım, Halime. Ya sen annen yok mu? Sen ne isteyeceksin? Senden ne isteyeceksin? Ahir zaman ya. Ne oldu ya ses? Ses soluk gitti. He? Fazla uzatma diyorsun. sabah nereden geldin? Biz de size sormadan bir iş yaptık. Vallahi kız istedik. Onlar da kabul ettiler. Halime'yi istedik. Bir gün efendim saat gece 2 yatıyorum telefon acı acı çaldı. Bizde telefon çaldı mı münasebetsiz saatte içimiz cız eder. Acaba şak kazası, acaba başka bir şey mi oldu? Hemen can havliyle uyandım. Alo, bakanım. Buyur kardeşim. Ben Bulgaristan'dan gurbetçiyim. Türkiye'ye doğru geliyorum. Lastiğim patladı. Neydi? Ya dedim kardeşim, iyi güzel de istetmen yok mu? Tak. O da yok, o da patlak bakan. Ne edeceğim? Otur Allah'a dua et dedim. Ne edeceğim? Gecenin yarısında ben sana ne yapayım? Evet, şimdi aklıma bir şey geldi. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. Sonra dönmüş demiş ki topluluğa, buraya çıkarken konuşmamı bir Allah biliyordu, bir ben. Şimdi artık Allah biliyor. 100 güne bakıyoruz. Vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına geldi. Ne biçim iş ya? Hepsi bugüne mi beklemiş? Darbeciler de zen, onlar da bizi beklemiş. İçeriden dışarıdan şer odakları, onlar da var gücüyle yüklendi. Ta Karacaame'de geçmiş olacak. Oradan dön. Yanlış anlamayın.
Karacaahmet deyince niye öyle anladınız? Adres tarif ediyoruz. Şimdi gelelim tekrar şu yazılanlara bakalım ne diyor. İş dünyasının değerli temsilcileri. Çocuğu olmayan Hazreti Davut Allah'a dua etmiş. Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu da kurban edeyim demiş. Dua tutmuş, Davut kızının adını Ayşe koymuş. Gel zaman git zaman çocuğunu kurban edeceği zaman gelmiş. Hazreti Davut'un kızı yatmış. Tam kurban edecekken Azrail gökten bir keçi göndermiş. Kızı bırak al bu keçiyi kurban et demiş. Dinleyenlerden biri dayanamamış. Demiş ki ya bunun neresini düzelteyim? Hazreti Davut değil İbrahim. Kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç. Yani koltuk elim. Müzayedeye çıkaracağım. Hadi, hayırlı günler diliyorum. Yani koltuk elim. Zayede'ye çıkaracağım. Hadi, hayırlı günler diliyorum. Reisimizin sesini duyalım dediler. Bir tek çayla mı uğurlayacağımız diyor. Yemek de ısmarlarız. Lahananız nereye? Hepsi var, hepsi var. Hidayet. Ben de Binali, Binali Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? Havaalanına ne kadar yazıyor arkadaş? 100 lira yazıyormuş. 85 diyor. Ne zaman oldu? Tamam 85'e gidiyor. 85 işte olur diyor. Kendisi hatırlamayabilir ama yaşadığımız bir olayı aktarmak istiyorum. Marmaray'ın açılışını yapıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Açılış tamamlandıktan sonra sahneye çıktık ve Marmaray'ı temsil eden bir tablo size takdim ettik. Ondan sonra benim elimden tuttunuz, siz çekiyorsunuz, ben geri çekiyorum. Siz çekiyorsunuz, ben geri çekiyorum. Sonra bana dediniz ki, ya ver elini dedi, tebrik edeceğim, elini havaya kaldıracağım dedi. Ben de dedim ki, çok alışkın değiliz Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman başbakanımız tabii. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyi takdir eder ama onu belli etmez. Babam da bizi severdi ama hiç sevdiğini belli etmezdi. Ben üniversitedeyken evlendik hanımla, Semiha Hanım'la. Üniversitede çocuğumuz oldu. İlkokul birinci sınıf öğretmeniydi. Bir gün çok hastalandı, çok da meraklı öğrencilerine sınıf boş kalmasın dedi. Sen git. Bugün benim yerime ders verdi. Benim de hoşuma gitti, ne güzel iş. Öğrenci olurken birdenbire öğretmenliğe terfi ettik. Gittim, sınıfa girdim. Fakat hiç benim girdiğimi çocukların hiçbiri görmezden geliyor. Herhalde tabii öğretmene gözleri alışmış. Bekledim, bekledim, bir şey yok. Masaların üstünde koşturuyorlar, birbirlerinin üzerine atlıyorlar. Bir gürültü, bir uğultu filan. Ondan sonra bağırdım. Bir şeyler söyledim, hiç oralı olan yok. Ya nereden düştük buraya? Düşünmeye başladım, şöyle bir hamle yaptım, gittim. Çocuğun birini kavradım, havaya kaldı. Birdenbire çıt, ses kesildi. Hiç konuşan eden yok. Neyse biz güç bela tamamladık. Devresi gün Emiya Hanım gidince müdür bey çağırmış. O senin dersine giren kimdi demiş. O da işte beyim deyince... Ya hocam demiş, dersler boş kalsın tek de. Sen ona söyle, bir daha gitmesin. Bu bulut sistemi dedikleri bir şey var şimdi. Son zamanlarda herkes oraya bir şey atıyor. Gelen oradan işine yarayanı alıyor, kullanıyor. Ben böyle anlıyorum. Belki farklı bir şeydir. Şey yok artık, böyle sistematik bir şey yok. Abur cubur dolduruyorsun, herkes ihtiyacını oradan alıyor ama hiç de karışmıyor. İstediğini buluyorsun.
Bu bilişim fazla kafa yorursan sıyırırsın. Kullanacaksın, nimetlerinden kullanıp, yararlanıp işini göreceksin. Kafayı taktın mı o zaman işin kötü. Çok fazla hikmetine fazla şey yapmamak lazım. Bu sürgü bizi çocukluk yıllarımıza, gençlik yıllarımıza götürüyor. O günleri yaşatıyor. İnsanın bu zorluklar karşısında mücadele gücünün. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. Bizim gibi değil. Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sen? Toplantının ciddiyetini şey yapıyoruz herhalde, bozuyoruz. Onun için çıkarken eğlence parası herkes kumbaraya bir şeyler atsın. Bugün bir vatandaş Kars'ta çağrı merkezi açıyordum. Aldım telefonu, vatandaşın birini açtım. Şu imkanları var falan, şunu yaparsanız bu oluyor, bunu yaparsanız bu. Anlattım. Adam dedi ki, kardeşim dedi, başka bir adam bulamadılar mı dedi. Yorgun, yokuşa sarmış kamyon gibi konuşan bir adam.